ucuza böyle Tosa'nın tepelerine, köylere gittim. Dolaştım. Peki şey, masraflarınızı, finansmanlarınızı nasıl karşılıyorsunuz? Ya şimdi şöyle, bu gönül işi yani. Yani biri size finansmanlarınızı oluyor mu? Gönül işi yani. Bizim kendi kişisel... Yani şöyle demek istiyorum, bir örnek vereceğim. Şimdi bizim yakınımızda bir zamanda bir dernek vardı. Bunlar her ay işte florin gelirdi onlara. Parayı bozdururlardı, ödeme yaparlardı. Şimdi yok, şöyle. Bizim örgütlerimiz Hollanda'da, Avrupa'da üyelerimizin aidatlarıyla ayakta durur. Şimdi ben burada benim kişisel masraflarım, zaten benim masrafım var. Yani benim ekstra bir masrafım yok ki. Yani şimdi sokakta dolaşıyorum, mahalleleri geziyorum. Evde de dursam aynı masrafım olacak. Yani bu gönül işi yani. Bu burada bir, şimdi yoksa şey değil, siz söyleyin, al gülüm ver gülüm meselesi değil yani. Evet. Yani bize öyle Avrupa'dan herhangi bir yardım eden veya para veren de yok yani. Ha, Avrupa'daki çalışmalarımızda... Şimdi Avrupa şu bakımdan, hani şimdi Avrupa sadece siz sosyal demokrat olarak çalışıyorsunuz ama diğer İslamcı gruplar çalışıyor, başka gruplar şimdi, çalışıyor, başka gruplar şimdi, çalışıyor. Size şunu söyleyeyim ben. Hani birçok gruplar olduğu için yani Avrupa buna kucak açmış durumda. Avrupa'da çok demokrat mı derseniz, sizin saydığınız ülkelerin çoğunda hala krallıklar var. Yani monarşiyle yönetiyorlar. Şimdi belki. Onu da söyle. Şimdi orada o krallıklar şey, sembolik yani. Mesela Hollanda kralı 2 gün önce Türk vatandaşlarımızın verdiği iftar yemeğine katıldı. Yani Hollanda Başbakanı bisikletinin işine gidiyor, korumasız uğraşıyor. Yani sokakta ona bir saldırı olacağını kimse beklemiyor yani. Yani demokrasi bu. Hollanda hapishaneler bomboş. Bu burada işte demokrasi, yani bizde hapishaneler yapılıyor. Şimdi korumasız dolaşıyor derken ilginç. Yani bizim burada belediye başkanı 52 tane korumayla geliyor. Bizim ülke belediye var. Muhtarlar çok korumayla dolaşıyor. Yani peki bu korumayla dolaşmak bir caka mı satıyorlar o ayrı mı? Cidden mi korunmak istiyorlar? Cidden korunmuyor yani. Cidden değil ki. Yani ihtiyaç yok yani buna. Yani bahaneler koruması dolaşır. Yani halk bunları seviyor. Saygı duyuyor. Yani halkı koruyor yani. Yani halkla sorun yok. Şimdi bir ülkede eğer böyle yüzlerce, binlerce korumayla dolaşmıyorsa bir yönetici, o zaman halkla sorunu var demektir bu insanın. Evet. Yani halkla sorunu olan insan korumayla dolaşıyor. Yani muhtar bile, geçen bir ismini vermeyeyim yani, şu adamın çok yakında bir muhtar, yanında 4-5 kişiye geldi bir lokantaya. Dedim, nedir o dedim. Yani çok tanıştık. Dedi, yaptı. Bir tanesi de o korumaları dedi. Yani düşünebiliyor musun? Muhtar 4-5 korumayla geldi. Yani sıkıntısı var. Demek ki sıkıntısı var. Ya bir canlı yapmış. Ya onu bilemiyorum da ya bir sıkıntısı var yani. Evet. Ya bu sıkıntı halkla sorunu olan insan demektir. Yani sıkıntının kaynağı halkla sorunu olan insan var. Veya öyle düşünüyordur. Şimdi ben buradan izleyicilerimi söyleyeyim. Sayın Cezmi Bey aynı zamanda tıbbi eğitim almış ve görev yapmış. Biyoloji eğitim aldım ama asıl branşım biyoloji. Evet. Ama şunu söyleyeyim. Yani sorun olarak halk eğer ülkesinin yöneticisini seviyorsa halk ona sahip çıkar, korur. Yani şimdi Hollanda Başbakanı örneğin... Ben Olof Palme İsviçre'de tek başına sinemaya gidiyordu. Sinemaya gitti, öldürüldü. O ayrı mevzu. O ayrı. Yani, o, yani demek ki tek başına gidebiliyor. Tabii gidiyor yani şimdi tek başına. Veya bisikletten tur atabiliyor. Ya bisikletin işe gidiyor Hollanda Başbakanı. Yani bizim burada Turgut Özal bir sefer Mercedes'iyle Boğaz Köprüsü'ne geçti diye kıyamet koptu. Nasıl geçti, nasıl oldu falan diye böyle. Aslında yani bizim bir başbakanın veya bir yöneticinin kendi arabasını kullanması doğru bir davranış. Yani özellikle özel iş yerinde kendi arabasıyla işe gitmesi gerekir ama gidin bakın küçük belediyelere, küçük daire başkanlarının, şeflerimle belediyeye ait veya bir arabaları var yani. Bir nostalji olarak anlatayım. Biz hani çocukluğumuzda bile parti mitinglerine gittiğimizde yani başbakanın yanında veya parti mitinglerinin yanına kadar sokulurduk. Hatta derlerle şapkasını eline alıp kaçırırlardı. Evet. Yani şu an bir gazeteciyim. Hani devlet büyüğü geldiği zaman akreditasyon yapıyoruz. Ama ben 2 kilometre yaklaşamıyorum. Ya işte az önce örnek verdim ya. Evet. Ben gazetelerde okudum. Hollanda kralı, Türkiye'nin yoğun olarak yaşadığı bir mahallede iftar yemeğine katılmış. Ve oradakiler geliyor, resim çektiriyor, elini sıkıyor. Koruması falan yok. Yani tabii uzaktan vardır bunu koruyan. İşte görünmeyen birkaç koruma da öyle fazla değildir. Yani göze batmaz. Ama Hollanda Başbakanı da öyle bisikletine, Türk lokantalarına, Türkiye'nin işlettiği lokantalara da kahve, çay, kahve içiyor. Belediye başkanları da arkadaşlarımız yani bizim orada Hollanda'da. Evet. Meslektaşlarımız. Onlar da var. Onlar da öyle yani şirketler evlerinde
çat kapı bir kahve gelir. Şimdi, Cezmi Bey, siz Avrupa'yı yoğun olarak geziyorsunuz veya orada yaşıyorsunuz. Oranı aşağı yukarı yani yönetimsel olarak da biliyorsunuz. Şimdi orada en demokratik ülkelerden biri zannetsem İngiltere. Değil mi? Orada Hyde Park var. Her şeyi söyleyebiliyorsun, konuşabiliyorsun. Ama Aytunç Altındağ rahmetli derdi ki ne? Siz Hyde Park'ta her şeyi konuşursunuz ama demokrasiden bahsedemezsiniz. Sırtınızda üç tane kurşunla mermin üstünde cesedinizi vururlar bir gün sonra derdi. Öyle bir şey mi? Yok ya, şimdi o abartılmış yani. Aytunç Altındağ'ın kitaplarını yazarı ben de okudum da. Şimdi şöyle. Ben Hollanda'da politika yaptım. Yani Sosyal Demokrat Parti yöneticiliğini yaptım uzun yıllardır. Parti yöneticilerini eleştirdiğim zamanlar olmuştur. Bakanları eleştirdiğim zamanlar, hatta onlar hakkında demeç verdiğim zamanlar olmuştur. Ama bu uygarcadır, medeni bir ölçü çerçevesindedir. Yani kimsenin kişilik haklarına saldırı yoktur. Biz hakkımızı istedik. Yapılan yanlış olduğunu savunduk. Yani orada eğer bir insan eleştiriyorsanız, kişilik haklarına savunmadan, o insan sana muhatap alır. Yani kimse gidip seni öldürmez. Yani öyle bir anlayış da yok, kural da yok. Yani bizimkiler çok abartıyorlar. Yani bu tamam, Batı ülkeleri geçmiş yüzyılda, hatta bu yüzyılın başında birçok sömürge ülkeleri, Hollanda, İngiltere falan da, yani sömürge ülkeleri olmasının sebebi, o asıl sömürülen ülkelerdeki o halkın kendi içindeki iç savaşından kaynaklanmıştır. Eğer halk cahilse sömürgeci her zaman her yerde vardır. Bizim ülkemizde de öyle. Eğer bizim ülkemizde halkımız cahilse kendisini sömüren dışarıya pazar diye iş bilgileri oyunu verir. Olay bu. Evet. Şimdi Cezmi Bey, konuşmanın arasında dediniz ki artık bundan sonra Türkiye'de daha çok bulunacağım, daha sık bulunacağım dediniz. Bu Sosyal Demokrat Hareket partileşecek mi? Yok, Türkiye'de de bununla ilgili bir örgütlenme çalışması yapacağız bizim mı? Bizim Türkiye'de partilerimiz var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi, Sosyal Demokrat Parti, Atatürkçü Parti. Ama bizim Türkiye'de Sosyal Demokrat Vakıflarımız var. Benim de kurucusu olduğumuz Sosyal Demokrasi Vakfı, Sosyal Demokrasi Derneği. Biz orada çalışmalarımıza ağırlık vereceğiz. Şimdi biz daha çok ülkemizde bir sosyal demokrat kültürün oluşması konusunda çalışmalar yapacağız. Bu bahsettiğim vakıflar aracıyla. Vakıflar da partiden, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bağımsız örgütler. Batı'da bunlar çok yaygın. Yani şimdi her şey, yani demokrasi işte burada başlıyor. Partilerin denetiminde değildir. Partilerden özgürdür. Partiler o bağımsız vakıfların çalışmalarından yararlanırlar. Sadece ülkeyi yönetmek için, genel yönetim belediği için. Yani şimdi bugün sosyal demokrat partilerin veya sosyal demokratların yönettiği yer yönetimler sadece bina, imar veya fiziki yapı projelerinden ibaret değil. Orada daha çok yerinden yönetim anlayışına uygun olarak demokrasinin beşiğine, yani yerel yönetimler demokrasinin beşiği sayılır Avrupa'da, tüm dünyada. Çağdaş demokraside yerel yönetimler demokrasinin beşiğidir. Onun için orada toplumun kültürel gelişimi, eğitim düzeyinin yükseltilmesi, artı iş olanaklarının yaratılması, yani bireysel anlamda grup olarak belediye bunlara hep öncülük yapar. Ve belediyeler bu şekilde insanların ve bölgenin kalkınması konusunda yardımcı bir yetken olur. Yani temiz çevre, temiz hava, belediyenin öncelik görevi var, temiz su. Yani şimdi bizim ülkemizde su yok. Su kirli, her şey kirli. Yani toplum kirli. Su cenneti bir memleketteyiz. Evet, tabii. Su, yani su yok yani. Yani böyle bizde su şu an kıtlık yani durumunda. Evet. Adana yani su konusunda bana göre fakir bir ülke. Türkiye fakir su konusunda. Bizim Tufan Bey'le Adana kazası, Toroslu'nun eteğinde. 33 köyü var, 18'inde su yok, yazın. Yani burada bir çelişki var yani. Ha, çevre kirliliği Türkiye'de başına almış gidiyor. Örneğin Tufan Bey'le termik santral yapmış. Tufan Bey'le yapılan termik santral, tüm o seyhanların kolları da Tufan Bey'den geçiyor. Tufan Bey'den geçen seyhanların kolları, tüm Çukurova'yı, Adana'yı zehirleyecek. 10 yıl sonra Seyhanlı kanallarında veya ona yan olan, gelen, katılan nehirlerde balık olmayacak, zehirli balıklar olacak.
Ve şu an Adana'da içilen su 10 yıl sonra belki 500 litre olabilir, içilmeyecek. Çünkü bu halkı zehirleyecek bu Tufanbeyli'deki. Ha bir tek Tufanbeyli mi? Şu Adana'nın çevresinin 16-17'ye yakın termik santrali yapılıyor. Yani bu facia. Şimdi Adana'nın ortasından çok güzel Seyhan Nehri akıyor. Sizden nehirden bahsedince hemen söylemek durumunda kaldım. Şimdi buraya akan kanalizasyonlar var, sanayi atıkları var. Bunlar da katılıyor. Bunlar şehrin hemen içerisinden akan akıntılarlar. Burada da zaman zaman ajanslara da düşüyor, yerel yani genel haber konusu da oluyor. İşte bu ölümler oluyor Seyhan Nehri üzerinde. Biz bunun kirlilik sebebini bulduk. Çevre İl Müdürlüğü'ne götürdük. İşte buyurun dedik. Çekimlerimizi de gösterdik. Dedi ki ne yapalım yani şu an istihdam sıkıntısı var yani tesisleri mi kapatalım dedi. Yani bu çözüm değil. Çünkü sen ekonomi bakanı değilsin. Sen çevre bakanısın. Çevre müdürüsün. Senin konun çevreyle ilgili. Yani sen işletmeyle ilgili, finansla ilgili sen bir beyanda bulunamazsın ki. Bak konuşmanın başında söyledim. Yani şu devlet, an, evet. İnsan için varsa bu fabrikayı da kapatacaksın. Efendim o bir onu da cezalandıracaksın. İşte bir bakanın veya bir milletvekilinin ortaklığı. Olabilir yani. Şimdi zaten sorunun kaynakları hep buradan kaynaklanıyor. Eğer egemen güçler dediğimiz güçler kendi rantını, kendi gelirini, kendi gücünü sağlamlaştırmak için halkın sağlığını ve güvenliğini hiçe sayıyorlar. Şimdi Cezir Bey ben hemen şeye gireyim. Şimdi siz Avrupa'dasınız. Biz Avrupa Birliği'ne girecek miyiz? Avrupa Birliği'ne girebilmemiz için Türkiye'nin gerçek demokrasiyle parlamenter bir demokrasi anlayışıyla yönetilmesi gerekir. Şimdi Türkiye şu an demokrasiden çok uzakta. Bir. İki, Avrupa Birliği'ne girmek için Avrupa Birliği mükesebatı dediğimiz o anlaşmaları Türkiye imzalamış. Avrupa Konseyi'nin kurucu üyesi Türkiye. Artı geçen konuşmamda söyledim. Helsinki görüşmelerini, Paris şartını, Birleşmiş Milletler Sözü, tüm uluslararası anlaşmaları hiç kimsenin baskısı ve tehdit olmadan Türkiye imzalamış. Dünya, Batı diyor ki, arkadaş diyor, sen şu imzaladığın yasa ve kurallara, anlaşmalara sadık kal diyor, uy diyor. Türkiye bunlara uymuyor. Türkiye uymadığı için bu altın imzaladığı yasalara, kurallara, onun için sorun yaşıyor dünyada. Onun için Türkiye'nin ekonomisi kötüye gidiyor, demokrasisi kötüye gidiyor. Eğer Türkiye o imzaladığı yasalara, kurallara, anlaşmalara sadık kalsa Türkiye bu kadar dünyada yalnız bir ülke olmaz. Şu an Türkiye dünyanın en yalnız ülkelerinden birisi. Evet. Çünkü herkesle kavgalı, herkesle sorumlu. Evet. Bir de şey sorayım hemen yine. Şimdi Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i de hep gündeme getirdi. İşte Rusya, İran, Çin, hani Doğu Şangay beşlisi mi, üçlüsü mü gibi böyle bir birliktelikten bahsediyor. Türkiye'de biraz sanki yaklaştı gibi. İşte S-400'ler gelecek. İran'dan olan samimi şeyler var. Şimdi Türkiye'nin... Böyle bu konuya nasıl bakıyorsunuz? Türkiye dünyadaki ülkelerle ve komşularıyla barışçıl bir politika izlemesi Türkiye'nin yararlıdır. Yani demokrasi ilerleyen ülkelerindeki işte en önemli sorun demeyeyim de avantaj bu. Barışı savunmak, eşitliği, dayanışmayı, adalet savunmak. Eğer siz ülkenizde barış ve demokrasi olursa ve demokrasi ile idare edilen yönetilen bir ülke olursanız bu komşu ülkelerle de sıcak, samimi ilişkileriniz olur. Bir. İki. Dış dünyayla uzak ülkelerle de aynı anlamda barışçıl ilişkileriniz olur. Tabii Türkiye ekonomik gelişmesi için, kalkınması için tüm gelişmiş, ekonomisi gelişmiş ülkelerle diyalog kurması gerekir. Ama Türkiye'nin yeri batıda. Neden batıda? Çünkü Türkiye NATO'nun kurucu üyesi, Avrupa Konseyi'nin kurucu üyesi, Avrupa Birliği ne olur gelecekte belli olmaz ama şu an Avrupa Birliği'ne üye olmak istiyor Türkiye. Ve daha da önemlisi şu an Avrupa'da 6 milyonun üzerinde bir Türk vatandaşı yaşıyor. Avrupa'da şey var, 10'a yakın ülkeden, ya Avrupa Birliği'nin oluşturan 10'a yakın ülkeden fazla nüfusu var Türkiye'nin Avrupa'da. Türkiye bunu değerlendirmesi gerekir. Türkiye bunları da yok sayıyor, bu insanları da yok sayıyor. Yani Avrupa'da büyüyen, gelişen bir Türk varlığı var. Bu varlık nedir? Ekonomik varlık. Orada çok iyi ekonomik anlamda güçlü sektörlerde yer alan Türk iş adamları var. Artı orada yetişen büyük bir Türk gençliği var. Bilim adamları var, uzmanları var, doktorları, hakimleri, savcıları, avukatları, öğretmenleri. Yığınla insanlar var yani.
bunlar Türkiye'nin gelişmesine, kalkınmasına katkı yapabilecek. Yani bir beyin göçü olabilir, beyin göçü tekrar Türkiye'ye gelebilecek şekilde oluşturulabilecek bir anlayışla Türkiye'nin yönetilmesi gerekir. Türkiye bunları yaparsa, Türkiye başarılı bir ülke olur. Türkiye o anlamda Batı'yla, Avrupa'yla, tüm dünyayla iyi ve sıcak bir ilişkisi olması gerekir. Ve Türkiye bu olanaklarını hiç değerlendirmiyor. Yani alt gözüyle bakıyor dünya. Yani Rusya'yla çok iyi olmak Türkiye'ye ne kazanır? Kazandırır. Ama Rusya'yla iyi olurken Avrupa'yla, Amerika'yla, bilmem başka ülkelerle de kavgaya gerek yok yani. Yani siz güçlü olabilmek için ekonominizi, demokrasinizi sağlam ve sağlıklı zeminler üzerinde yürütmeniz gerekir. Ama şu an Türkiye'de sağlam ve sağlıklı zeminler üzerinde yürüyen bir politik anlayış yok. Evet. Ve şunu da söyleyeyim. Yani 1860'larda Avrupa'da yerel yönetimler başlamış. Ve az önce de söyledim. Demokrasi yerel yönetimlerde gelişir. Özellikle 2. Dünya Savaşı'nın yıkımından sonra Avrupa'da Sosyal Demokrat Partiler yerel yönetimlerde iktidara gelmişler. Ve iktidara gelen Sosyal Demokratlar Avrupa'yı yeniden imar etmişler. Yani Türkiye'yi kalkındıracak politikalar sosyal demokrat politikalardır. Atatürkçü politikalardır. Yani çağdaş demokrasi, barış, özgürlük, Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış sözü işte burada çok önemli. Şimdi ya, Cesmi Bey, şimdi Atatürk sosyal demokrat derken Atatürk sosyal demokrat mıydı? Evet, Atatürk sosyal demokrat görüşleri, düşünceleri savunmuş ama Atatürk kendi başına biz bize benzeriz diye bambaşka bir politikaları, düşünceleri uygulamış, geliştirmiş. Ama bu demokrasi anlayışına uygun. Barış, özgürlük. Yani şunu, yani konumuzun belki dışında belki biraz geliştireceğiz ama şimdi sosyal demokrat arkadaşlar daha düne kadar Atatürk'e düşmandı. Veya İslamcı arkadaşlar Atatürk'e düşmandı. Ama şu an bakıyorum ki sosyal demokratlar Atatürk'e sahip çıkıyor, İslamcılar da Atatürk'e sahip çıkıyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani diyorlar ki Atatürk işte o dar bütçeyle Kur'an-ı Kerim'i tefsir ettirmiş. Şimdi şöyle, Atatürk'e düşman olmak bir, Türkiye'ye Türk halkına düşman olmaktır. Yani Türkiye'nin bugün varlığı, bağımsızlığı, özgürlüğü Atatürk sayesinde olmuştur. Bu bir. İki, sosyal demokratlar hiçbir zaman Atatürk düşmanı olmadılar, olamazlar. Tabii bazı radikal sol gruplarda, etnik sol gruplarda, mezhepçi sol gruplarda Atatürk düşmanları vardı. Hala da var. Bu radikal İslamcı gruplarda da var bu Atatürk düşmanları. Ama genelde Türkiye'de liberal, sosyal demokrat kesimlerde Atatürk düşmanı olamaz, olmamalıdır. Ve yok da yani. Şimdi Türkiye'de Atatürk düşmanlığı, bir daha söylüyorum, Türkiye düşmanlığıdır. Bu bir. İki, Atatürk sol düşünceyi savunmuştur. 1921'de Yeni Mecmua dergisinde bu konuda kitap var. Muammer Aksoy yazdı. Atatürk ve Sosyal Demokrasi diye. Orada sol düşünceyi savunmuş. Yani sol düşünce şey değildir yani böyle bizimkilerin bazıları anlattığı gibi Türkiye düşmanı, insan düşmanı değil. Sol düşünce de bu ülkenin kalkınmasında, gelişmesinde hizmet eden bir düşüncedir. İdeolojidir. Yani onun için bazı kavramları, bazı düşünceleri, bazı ideoloji yeri yerine koymak. Sorunumuz nedir? Onu da söyleyeyim. Türkiye'de iki görüş vardır. Ve aslında dünyada böyle. Bir, Türkiye'nin bağımsızlığını, özgürlüğünü savunan, barışı ve demokrasi savunan bir kesim var. Bu kesim anti işbirlikçi, tam bağımsızlık kesim. Bir de işbirlikçi kesim vardır. Kendi çıkar ve menfaatleri için ülkenin satılmasına, yok olmasına razı olan, kendi varlığını koruyabilmek için bu ülkeyi satabilecek, bu ülkenin üzerinde kuvan öleceğebilecek kadar ahlaksız bir kesim var yani. Bunları tanıyoruz, biliyoruz biz. Bunlar Kurtuluş Savaşı'nda da olmuştur. Veya her dönem olmuş. Her dönem var yani. Bunlar işbirliği, düşmanla işbirliği yapan kesim, işbirlikçi kesim. Bunlar dincidir, bunlar solcudur, bunlar liberaldir. Vardır yani. Bunlar her zaman her yerde olmuşlardır yani. Şu an Türk siyasi hareketine baktığınızda, Türkiye'deki yönetim anlayışına baktığınızda birçok politik partilerde şu an işbirlikçi kesim, bazı kesimlerde var ve görüyoruz. Büyük bir kesimde Türkiye'nin tam bağımsızlığı savunan, işbirlikçiliğe karşı özgürlüğü savunan, hakkın refahını savunan kesimler var.
Yani kim kime nerede ağır basınırsa o iktidara geliyor. Ama tabii iş ülkelerin en büyük şeyi, gücü, bu ülkeyi yok etmek isteyen dışarıdaki güçlerle işbirliği yaparak iktidara gelmeleri. Ve onlardan maddi manevi büyük destekler görüyorlar. Halk fakir. Halk işte az önce siz de söyledim, Atatürk bu ülkeyi yoktan var etti. Parası yoktu, topu yoktu, tüfeği yoktu. Ama halkın desteği vardı, halkın sevgisi vardı. İşte şu an Türkiye eşitte. Eğer Türkiye'de özellikle bu İstanbul'daki 23 Haziran'da yapılacak seçimler Türkiye'de bir kırılma noktası olacak. Nedeni şu, ya Türkiye tamamen geç çağ dışı bir şeriat anlayışına uygun bir yönetimle idare edilecek ya da demokrasi ve özgürlükler yolunda ilerleyen bir Türkiye olacak. Yani İstanbul seçimleri çok önemli. Yani şu anki kazanmış belediye başkanı tekrar kazanması Türkiye'nin gelecekte yaşayabileceği bir takım huzuru, güveni, rahatlığı, dostluğu, kardeşliği sağlayacak bir seçim olacak. Ya da Türkiye kavgalarla böyle çalkantılarla yaşayan bir ülke konumuna gelecek. Ama ümit ediyorum ki 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Belediye seçimleri Ekrem İmamoğlu'nun başarısıyla sonuçlanır. Ve ben de yarın İstanbul'a seçimlere kadar çalışmaya gidiyorum yani. Mahalle mahalle dolaşacağız, gezeceğiz. Evet. Başarılı olmak için insanlara düşünce ve duygularımızı anlatacağız. Ümit ediyorum Ekrem İmamoğlu tekrar seçim alır. Ve bu seçim ülkemizin demokrasi yolunda, aydınlanma yolunda ilerleyişinin bir göstergesi olacaktır. Ve Türkiye artık o kiriye dönüşü, derin dondurucuya yani buzdolabına konan demokrasiyi tekrar yaşama geçirme olanağına kavuşacaktır. Çünkü halkımız sindirildi, korkutuldu, ötekileştirildi. Ya çocuklar okullarda korkuyla yetiştiriliyor. Türkiye'de anayasa ortadan kaldırılıyor, fakültelerin sesi çıkmıyor. Eğitim çağdaşı, skolastik bir anlayışa geliyor, eğitim fakültelerin sesi çıkmıyor. Türkiye'de 80'e 100'e yakın eğitim fakültesi var. 60-70'e yakın fakültesi var. Yani düşünebiliyor musunuz? Türkiye'de üniversiteler susturuldu, basın susturuldu, halk susturuldu. Yani kurumlar yok edildi. Yani en önemlisi bir ülkenin var olabilmesi, kurumsallaşması gerekir yapıların. Yani demokrasinin olmazsa olmaz koşullarının birisi denetim mekanizması. Şu an tüm denetim mekanizmaları ortadan kaldırıldı. Yani, otokontrol dediği bir sistem, evet. O yok yani ortada, yok artık yok yani. Evet. Bu olmayınca... Yani aslında konuşacak çok konu var Cemil Bey. Ben sizden işte haftaya bir program yapabilir miyiz diyecektim ama siz artık İstanbul seçim sonuçlarından sonra yine bir araya geldiğimde evet. Sizinle yine evet. Görüşme yapabiliriz. Ama sonuç olarak şunu söyleyeyim. Türkiye'de şu an yeni yetişen bir gençlik var, dinamik bir gençlik. Ama burada üzücü bir nokta daha var, onu da belirtmeden geçemeyeceğim. Yetişmiş çok elemanımız Türkiye'nin yetiştirdiği öz varlığı, öz kaynağı yurt dışına kaçıyor. Biz yurt dışına yetişmiş Türk insanların buraya Türkiye'nin kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunması için gelmesini savunurken içeridekiler de dışarıya kaçıyor. Siz diyeceksiniz neden kaçıyor? Özgürlük yok diyor. Yani insanlar özgür olmadıkları için, baskı altında oldukları için. Belki özgürlük de göreceli bir kavram mı? Yani senin özgürlüğün, benim özgürlüğüm farklı farklı şeyler de olabilir. Yani herkesin yetişen yani kültüre göre. Özgürlüğün anlamı da şu, iş güvencesi yok. Sokakta özgürlük yok. Olur. Ya trafik rezalet. Trafikte yani çıktığınızda her an kötü bir olayla karşılaşabilirsiniz. Gıdada bir sorun var. Gıda güvenliği yok. Evet. Yani aldığınız yiyecekler... Sağlıklı değil. Yani gidin pazara, gidin markete, günü geçmiş yıllarca yiyecek var. Şeylerin üzerine bakın. Beyaz sahte ürünler. Sahte ürün, o kıyamet gibi. Yani. Sahte ürünlerin reklamı yapılıyor. Tabii kıyamet gibi. Yani şimdi güvenlik yok yani. Bu sorun bu. Yani şimdi bir adam eğer özgürlüğün olduğu bir ülkede cesaret edemez. Denetim olduğu bir ülkede sahte ürün yapmaya cesaret edemez. Yani şimdi ben bakıyorum, biz şurada yaşadığımız için işte bunları net görüyoruz. Yani bir sürü sahte ürün var yani bunlar insanda yendiğinde, kullanıldığında örneğin deterjan, şampuan gibi ürünlerde başta olmak üzere alerjik hastalıklara sebep oluyor. Bağırsak hastalıklara. Gıdalarda da aynı sorunlar var. Ve bu hastalıkların kalıcı
oluyor, kronik oluyor. Ne oluyor? İşte sağlığım bozuldu. Gidiyor devlet milyonlarca sağlık sektörüne bu konuda para veriyor. Cesim abi, onu sağlıkla ilgili sizin de konunuz zaten, branşınız sağlık. Onu ayrı bir konu yapalım. Onunla ilgili benim de özel çalışmalarım var. Benim basındaki veya gazetecilikteki branşım sahte gıdalar. Onunla ilgili ayrıca konuşalım. Yani hijyen, işte efendim halk sağlığı gibi, onları da ayrıca bir konuşalım. Tabii tabii. Yani şimdi burada programımızı bitirelim. Bizim de saatimiz sınırlı. Burada Sayın Cezmi Doğaner'i bugün konuk ettik. Avrupa Sosyal Demokrat Hareketi Başkanı'ydı. Avrupa'yı, Türkiye'yi, Türkiye'nin Avrupa'dan Türkiye'nin görünüşünden bahsetti. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum bu kadar zaman ayırdığınız için. Böyle özellikle Adana'nın sıcağına, ama sıcak çok iyi geldi. Yani biz de sıcakkanlı insanlarız. Hele Adana'da daha sıcakkanlı insanlarız. Onun için herkese selam ve saygılarımı sunuyorum. Zaman ayırdıkları için, bizi izledikleri için. Size çok teşekkür ediyorum. Böyle sıcak bir günde beni burada ağırladığınız için. Sağ olun.